Yaratanın selamı, rahmeti ve bereketi hakikati arayanların üzerine olsun. Tarih boyunca insanlar yazdılar, düşündüler, konuştular. Her yazan, her düşünen, her konuşan kendi düşünmüş olduğu şeyin ilk olmuş olduğunu zannetti. Oysa ki düşünmüş olduğu şey insanlık tarihi kadar eskiydi. Şimdi de bizler düşünüyoruz, bizler konuşuyoruz, bizler yazıyoruz. Tıpkı yarın bizler gibi düşünüp, konuşup yazacak olanlar gibi. Bu tekerrür döngüsünde bir şeyler anlatmak istiyoruz. Bugün bu hayatta 3 çeşit insan vardır. Hayata sathi açıdan bakanlar, hayata derin açıdan bakanlar, hayata aydın açıdan bakanlar. Su örneğini verecek olursak. Ubeyde yolla suyu abi. Hayata sathi açıdan bakmış olan insanlar bu suya bakmış oldukları vakit bu suyun üzerinde düşünmezler. Alırlar bu suyu içerler, susuzluk ihtiyacını giderirler, onlar için su bu kadardır. Yerler, içerler, tuvalete giderler ve bütün hayatı şahsi ihtiyaçları, şahsi hormonlarını gidermek üzere yaşarlar. Bir de hayata derin açıdan bakmış olan insanlar vardır. Hayata derin açıdan bakmış olan insanlar ise bu suya bakmış oldukları vakit bakarlar su, H2O, hiç yan yana gelemeyecek iki elementin birleşip böyle bir madde oluşması diye derin düşünürler ve bunun içinden çıkamazlar. Bir de hayata aydın açıdan bakmış olan insanlar vardır. Hayata aydın açıdan bakmış olan insanlar ise suya bakmış oldukları vakit bu suyun hangi gaye ve hangi amaç uğruna yaratılmış olduğunu düşünürler. Bütün hayata amaç ve gaye ilişkisi açısından bakarlar ve bütün hayatını amaç, sebep ve sonuç ilişkisi açısından değerlendirirler. Bugün hayattaki insanların %98'i hayata sathi açıdan bakmaktadır. Hayata sathi açıdan bakmış olan insanların 3 tane Rabbi vardır. Rab ve ilah kelimesinin tanımını yapacak olursak, ilah uğruna yaşanılmış olan kimse demektir. Yani bir insan hangi amaç ve hangi gaye uğruna yaşıyorsa onun Rabbi odur. Rab, terbiye eden, kanun koyan, nizam koyan insan demektir. Bir insan hangi kanunlar uğruna yaşıyorsa, onun hayatına kim düzen ve nizam koyuyorsa, işte onun Rabbi odur. Bugün hayata sathi açıdan bakmış olan insanların 3 tane Rabbi vardır. Bunlardan birincisi paradır. Bugün hayatımızın tamamını düzelten mefhum paradır. Para için uyanıyor, para için kalkıyoruz. Sabah bizi uyandırmış olan şey neyse, gece bizi geç yatırtan şey neyse, azaldığında üzüldüğümüz, çoğaldığında sevindiğimiz ve bütün hayatımızı uğruna ikame etmiş olduğumuz şey neyse bizim Rabbimiz odur. Bugün paranın belirlemiş olduğu saatte yatıyor, paranın belirlemiş olduğu saatte kalkıyoruz. Bugün kardeş kardeşi para için öldürtüyor, etrafımızdaki insanlara para miktarı kadar değer veriyoruz. İnsanları sahip olmuş olduğu telefon markasına göre, insanları sahip olmuş olduğu araba markasına göre değerlendiriyoruz. Etrafımızda, cemaatte, hatta insanlığın son evresi olmuş olan ölümde bile, taziyelerde bile veya mezarlıklarda bile insanların zenginlik veya fakirlik durumuna göre, insanların para durumuna göre değerlendirme yapıyoruz, ona göre değer veriyoruz. Paradan sonra insanların sahip olmuş olduğu ikinci bir Rab de var, o da şüphesiz ki karşı cinstir. Bugün hakikatin sahibi olmuş olan Hakk'a karşı kendimizi hiçbir zaman güzel göstermeye çalışmadık veya saatlerce süslenmeye çalışmadık. Ama basit tuvalette yapmış olduğu pisliği içinde taşımış olan basit bir karşı cinse karşı saatlerce aynanın karşısında süslenebildik. Kah geldi tuvalette saatlerce onu düşünebildik. Bütün hayatımızı ona göre şekillendirip maskelendirebildik. Ama bir kez olsun hakikatin sahibine karşı kendimizi bu denli güzel gösteremedik. İnsanların Rab olarak düşünmüş olduğu, Rab olarak ilan etmiş olduğu üçüncü bir Rabbi de vardır ki o da egodur. Bugün çoğumuz ne derler diye yaşıyoruz. Kendi fikirlerimiz, kendi sevdiklerimiz, kendimizi tanımamız sonucu bir yaşama değil de insanlar bizim hakkımızda ne düşünürler? İnsanların bu hayattaki sahip olmuş olduğu düşüncelere göre yaşadık. Hepimiz maskeler taktık. Maskelere göre yaşadık. Siyasi bir ortamda siyasi bir maske, dini bir ortamda dini bir maske, kız ortamında farklı bir maske, arkadaş ortamında farklı bir maske, gülen bir ortamda gülen bir maske, üzülen bir ortamda üzülen bir maske. O kadar çok maske değiştirdik ki bir gün aynanın karşısına çıkıp kendi yüzümüzün ne olmuş olduğunu görmek istesek değiştirmiş olduğumuz maskelerden kendi yüzümüzün ne olmuş olduğunu göremeyeceğiz. Ey doğduğunda basit bir sperm vasıtasıyla dünyaya gelmiş olan insan. Ey yaşadığında içindeki pisliği içine taşımış olan insan. Ey öldüğünde leş olarak ölüp gitmiş olan insan.
hayatın boyunca bütün paraları, bütün saltanatları, bütün sarayları elde etsen de, hayatın boyunca bütün sahip olmak istemiş olduğun karşı cinslere sahip olsan da, hayatın boyunca bütün insanlık senin arkandan iyiydi, ağaydı, paşaydı, kraldı vesaire de dese de, seni övse de, ölüm denilen gerçek gelmiş olduğu vakit bunların ne anlamı olacak diye sordu biri.